Arkadaşlar merhabalar. Sanırım içimizde gıda fiyatlarından, özellikle et fiyatlarından kısacası hayat pahalılığından şikayet etmeyeniniz yoktur. Çünkü fiyatlar, özellikle gıda sektöründe fiyatlar her geçen gün katlanıyor, artıyor. Peki dünyada ve özellikle Türkiye'de gıda fiyatlarının bu kadar yüksek olması ya da bu kadar sık aralıklarla yükselmesi, zam gelmesi normal bir şey mi? Bu Gıda fiyatlarıyla üretim arasında orantı var mı? Ya da gerçekten üretmediğimiz için mi fiyatlar bu kadar yüksek oluyor? Gıdadaki oyun ne? Bunu anlatacağım. Bir de biliyorsunuz bilge son açıklaması ne dedi? Et tüketimini 2030 yılına kadar sıfıra indirmeyi planlıyoruz açıklaması. Bakın bunu sık sık vurguluyor. Bu ne anlama geliyor? Ne oluyor? Türkiye'de et fiyatları neden fırlıyor? Adeta altınla yarışıyor. Şimdi bu konularla ilgili bilgi vermek istiyorum. Özellikle Türkiye'de yapay et üretim tesisleri var mı? Türkiye neye hazırlanıyor? Bunları da sizlere aktaracağım. Ama sistemleriniz var diyorsunuz ki hocam. Hep küresel alandaki gelişmelerden bahsediyorsunuz. Dış politika konuşuyorsunuz. Ama emeklilerin durumunu, efendim Türkiye'deki pahalılık ortamını, ekonomiyi anlatmıyorsunuz. O yüzden de bu video analizi Türkiye'ye ayırdım, ekonomik sıkıntılara, özellikle gıda alanındaki oyunlara dikkat çekmek için bu video analizi yapmaya karar verdim. Şimdi değerli dostlar, bakın e, gıda fiyatları dedik ki her geçen gün artıyor, daha da artacak. Maalesef ve maalesef, bakın üzülerek belirteyim ki gıda fiyatları bugünden çok daha yüksek yerlere gelecek ve kısa bir zaman diliminde olacak. Bunu bilerek, isteyerek yapıyorlar çünkü. Bir taraftan efendim işte sürdürülebilir kalkınma hedefleri adı altında 2030 yılına kadar gıda sistemlerini dönüştürmek istiyorlar. Gıda sistemlerini yapay hale getirmek istiyorlar. Sentetik gıda üretimine hız vermek istiyorlar. Bunu ne adına yapıyorlar? Diyorlar ki dünyadaki kaynaklar daralıyor efendim dünya nüfusu artıyor, iklim krizi var ve dolayısıyla insanların beslenmesine yarayacak gıdalar azalıyor, yetmiyor. Bu yüzden sentetik gıdalar, yapay gıdalar üretmek zorundayız. Bunlardan bir tanesi de yapay et. Biliyorsunuz işte bilgeyiz bu konuda harıl harıl çalışıyor. Şimdi değerli dostlar bakın küresel politikaları sizlere anlatmaya çalışıyorum. Küresel politikalar pilot ülkelerden başlayarak yapılıyor. Siz bunu bilmiyorsunuz ama baktığınız zaman ülkenize ya da bir başka ülkeye farkında olmadan ve size çaktırmadan esasında küresel bir politikanın yürütüldüğünü ve pilot olarak seç pilot ülke olarak seçildiğinizi görebilirsiniz ama nasıl görebilirsiniz çok dikkat ettiğinizde görebilirsiniz. Şimdi Türkiye'de yapay et tesisleri var mı? Türkiye'deki gıda fiyatları bundan başlayalım. Markete gidiyorum. Bakın özellikle kendi alışverişimi kendim yaparım. Marketlere giderim, fırına giderim. Yani gıda fiyatlarının nereden nereye geldiğini görebilmek için sahada olmak gerekiyor. Özellikle değerli dostlar süt ürünleri, et ve süt ürünleri her gün zam geliyor. Siz de iyi biliyorsunuz her gün zam. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarımdan bir tanesini paylaştım. Bir kilo kuzu pirzola 915 TL. 915 TL. Şimdi bakıyorum. E, Hasbel Kader, Tarım Bakanlığı'nda bir dönem basın danışmanlığı da yapan birisi olarak şunu görüyorum. Şu andaki gıda ve et fiyatları normal değil. Yani girdi fiyatları ne kadar pahalı olursa olsun, maliyetler ne kadar artarsa artsın. Bakın çok net söylüyorum. Şu anda Türkiye'deki gıda fiyatları normal değil. Bütün bu üretim faktörlerin üzerinde başka bir faktör var. Evet girdi fiyatları pahalı. Evet Türkiye'de üretim azaldı, katılıyorum. Ve e, hükümet tarafından zam yapılıyor, katılıyorum. Ama her şeye rağmen bu gıda fiyatları, bu et fiyatları bu fiyatta olması imkansız. Peki niye yükseliyor? Neden yükseliyor? Kim yükseltiyor? Öncelikle elbette sorumlu iktidar kardeşim. Bakın eveleyip gevelemeye gerek yok. Bunun sorumlusu iktidar. Eğer birileri oyun oynuyorsa, birileri bunu kötü niyetle kullanmak istiyorsa karşısında hükümeti bulmalı ve dolayısıyla hükümet denetlemeli. Bizgene yani denetim yok. Bunu net olarak söyleyeyim. Denetimler hiç yok değil. Var ama yapmacık ve göstermelik. Genelde denetimler basına dönük yapılıyor. Basın davet ediliyor ve basın önünde denetimler yapılarak bakın biz bu denetimleri yapıyoruz gösterimine giriyorlar. Yani bir yerde şov yapıyorlar ve dolayısıyla bu denetimler özellikle üretim yerlerinde olmalı. Marketlere gidiyorlar, fiyatlara bakıyorlar. Efendim işte bir ceza kesiyorlar, sonra gidiyorlar, fiyatlar tekrar yükseliyor. Birileri bu gıda meselesiyle inanılmaz derecede oynuyor. Niye? Çünkü gıda insanları terbiye etme aracı olarak kullanılıyor. Ne demiş Henry Kissinger? Biliyorsunuz 100 yaşında ölen bir kişi. Amerika Birleşik Devletleri'nde Dışişleri Bakanlığı yapmış ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan küresel nizamın kurucularından birisi. Ve diyor ki bakın diyor ki 1960'larda diyor ki 70'lerde gıdayı kontrol ederseniz insanları kontrol edersiniz. Bu ne demek? Bu gıdayı gıdayı bir silah olarak kullanmak. İnsanları kontrol etmek adına, insanları terbiye etmek adına gıdayı kontrol edeceksiniz diyor. Ve nitekim de öyle oldu. Dünyada şu anda gıda sektörü 5 tane firmanın elinde. 5 tane firmanın elinde. Bunların isimlerini saymaya gerek yok. İnternette var. Bu 5 tane firma, tekel firma bütün dünyadaki gıda hareketlerini kontrol edebiliyor. İstedikleri zaman arzı artırabiliyor. İstedikleri zaman çoğaltabiliyorlar. Yani fiyatlarla oynama imkanları çok yüksek. Şimdi son yıllarda baktığınızda mesela bunu nerede görüyorsunuz? Bunu et fiyatlarında görüyorsunuz. Et. Et adeta altınla yarışır hale geldi. Buradan tekrar bakın altını çiziyorum. Türkiye'de et fiyatları altın fiyatlarını geçecek. Bir yere lütfen kaydedin et fiyatları altın fiyatlarına geçecek. Niye? Çünkü yapay et harıl harıl geliyor. Ve yapay etin, yapay etin İslam ülkeleri arasındaki pilot ülkesi Türkiye olacak. Niye? Niye? Çünkü Türkiye'nin bakın diğer ülkelere göre bir öncü olma durumu söz konusu. Yani hem batıya yüzü dönük hem de İslam dünyasına yüzü dönük. Ve dolayısıyla iki tarafı ikna edebilecek özellikle İslam dünyasında örnek teşkil edebilecek bir konumda. Dolayısıyla Türkiye'yi bu şekilde kullanarak özellikle Bilgeis ve Avanesi bu Türkiye'yi kullanarak buradaki sentetik eti diğer İslam ülkelerinde çoğaltmak, İslam ülkelerine yayma amacı güdüyorlar. Ve Ankara'da bu çalışmalar başladı. Onu söyleyeyim. Şimdi e, buraya gelmeden önce bir önceki dönemde Tarım Bakanlığı yapan e, Vahit Kirişçi, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'ye Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir soru soruldu. Yani soru önergesi verildi. Ne konusunda? Yapay et konusunda. Dedi ki e, Cumhuriyet Halk Partisi bir milletvekili verdi bu soru önergesini. Dedi ki Türkiye'de yapay et ne durumda? Yapay et tesisleri var mı? Bu soruyu sordu. Şimdi cevabını veriyorum. Bakın çok önemli. Cevabını çok cevabı çok önemli. Bu 2023 yılında yılından önce verildi. Diyor ki e, diyor ki Dünya'da artan dünyada artan nüfus ve azalan kaynaklar nedeniyle bir süredir alternatif protein kaynakları üzerinde çalışılmakta ve Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü'nün verileri hücresel kökenli et üretiminin 2030 yılında bakın Bill ile aynı tarihi veriyor. 2030 yılında toplam et üretiminin %10'unu karşılayacağını öngörmektedir. Tamam o Birleşmiş Milletler'in sorunu. Devam ediyor. Bu konuda ülkemizde de çeşitli araştırmalar ve faaliyetler yapılmaktadır. Ve yok demiyor. Var. Çünkü Ankara Üniversitesi Kök Hücre Enstitüsü bu çalışmayı tamamladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bakın patent başvurusunda bulundu. Şimdi bir Müslüman ülke. Şimdi Diyanet Diyanet elbette ki bu konuyla ilgili bir fetva verecektir. Yani bu biliyorsunuz Bismillah diyerek yani besmele çekilerek hayvanı boğazlamak zorunludur İslami geleneklere göre ve helal et konusunda bu şarttır. Dolayısıyla bu aynı zamanda Yahudilik içinde geçerlidir. Böyle bir ortamda elbette Diyanet işlerinin vereceği fetva çok önemlidir. Şimdi bunu tutar siz helal deyip devam ederseniz ki şu ana kadar Diyanet işlerinin böyle bir fetvası yok. Arkadaşlar onu söyleyeyim yani helal olduğuna dönük bir fetvası yok. Böyle bir fetva alınır bu tamamlanırsa Türkiye Yapay et konusunda İslam ülkeleri arasında pilot ülke olacak. Çünkü bilgiysin sürekli Türkiye'ye gidip gelmesini, bakın defalarca gidip geliyor. Bunlar hem ziyaret hem ticaret işleri ve bilgiys bu konuya bizzat girerek bizzat kendisi de yapay et tesisleri e, tesislerini fonlayarak bunu bütün dünyaya yaydı. Şu anda 80 ülkede yapay et üretiliyor. 80 ülkede belki de bakın şu anda e, bu Ankara Üniversitesi'nin dışında. Ankara Üniversitesi Kökücü Enstitüsü'nün dışında Türkiye'de özel teşebbüs olarak çalışanlar da var. Ben 3 tane biliyorum. Ama şu anda o firmaların ismini, cismini vermeye gerek yok çünkü kuruluş amacında aşamasındalar. Ve kurulduktan sonra, efendim burada üretim başladıktan sonra elbette herkes bunları görecektir. Ama çok büyük bir hazırlık var. Bir, bu yüzden Türkiye'deki et fiyatlarının Normal piyasa şartlarıyla hiçbir alakası yoktur. Bir el, bakın bir el, bunu bilerek isteyerek et fiyatlarını yükseltiyor. Et, bakın et fazla değil. Bundan iki yıl sonra, bakın iki yıl sonra süre de veriyorum, 2 yıl sonra lüks tüketim e, gıdası haline gelecek lüks. Yani çok özel günlerimizde tüketebileceğimiz bir gıda protein haline gelecek. Bunu Birileri böyle istediği için böyle olacak. Yoksa Türkiye et üretmiyor. Efendim Türkiye'de et üretimi elbette az. Şimdi hayvancılığı maalesef ve maalesef öldürdük. Ve köylerde yapılan hayvancılık, çiftçilik bunlar öldürüldü. Niye? Çünkü çiftçiler artık eskisi gibi desteklenmiyor. Bakın oysa bir ülkenin bel kemiği çiftliklerdir, aile çiftlikleridir. Bunlar üretimi durduğu sürece, bunların ocakları söndüğü sürece, bunların reşverlikleri bittiği sürece bittiğinde Türkiye'nin de tarımı bitti demektir. Türkiye bir tarım ülkesidir esasında. Hep böyle demişlerdir. Gerçekten verimli topraklarımız var. Ektiğimiz zaman değerlendirdiğimiz zaman ve doğru e, üretimi teşvik ettiğimiz zaman bakın emin olun Türkiye böyle üç tane daha bugünkü nüfus gibi üç tane nüfusu daha bakar. Oysa bunu yapmıyoruz bilerek bakın aile çiftliklerine destek çok az. Verim mazotu bedava kardeşim. Verin yani bakın üretsinler bunlar. Çünkü fiyatlardan yakınıyorsunuz. Efendim marketlerin fiyat yükseltmesinden şikayet ediyorsunuz iktidar olarak. O halde görevinizi yapın. Yani pırlantaya efendim sıfır şey uyguluyorsunuz da, kadeve uyguluyorsunuz da. Yani çiftçinin girdilerine neden uygulamıyorsunuz? Bu yapılabilir bir şey. Özellikle bakın aile çiftlikleri, aile. Aile çiftçiliği çok önemlidir Türkiye'de, dünyada da öyle. Bakın İngiltere'de, Almanya'da, Hollanda'da, Polonya'da burada çok güçlü, e, aile çiftlikleri vardır. Çiftçi aile çiftçiler vardır. Bunlar şu anda bütün dünyada, bütün Avrupa'da ayaklanmış durumda. Niye? Çünkü kendisini öldürmek isteyen bir akıl var. O yüzden de Türkiye'ye de gelecek bu. Ama size şunu söyleyeyim. Türkiye'de Avrupa'daki gibi efendim sübvansiyonları işte e, şey çiftçileri ya kapatın çiftçi, çiftliklerinizi, hayvan sayınızı azaltın demeyecekler. Bakın başka bir yöntem kullanacaklar. Nedir? Mümkün olduğu kadar işte gübre fiyatlarını, girdi fiyatlarını kısaca diyelim. Girdi fiyatlarını mümkün olduğu kadar yükseltecekler. Ve dolayısıyla mümkün olduğu kadar, mümkün olduğu kadar e, sübvansiyonları da yavaş yavaş düşürecekler. Yine mümkün olduğu kadar bakın et fiyatlarını yükseltecekler ve buna hükümet ses çıkarmayacak. Sadece bugünkü hükümet değil, bu hükümet gitse de gelecek hükümet de aynı politikayı izleyeceğinden hiçbir şekilde şüpheniz olmasın. Çünkü karar verilmiş. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri Türkiye'de şu anda bütün üniversitelerde çalışılıyor, plan haline getirildi ve uygulamaya konuldu. O yüzden de 2030 hedefleri geçerli ve bu konuda da çalışıyorlar. İşte Bilgeysin bahsettiği 2030 dediği, efendim 2030'a kadar sıfıra indirmeyi planlıyoruz dediği şey bu. Türkiye'de şu anda yapılıyor. Peki gıda fiyatları, market süt ürünleri mesela emin olun. Her gün zam yapılıyor. Her gün ya bir ürüne her gün zam yapılır mı arkadaş? Yani böyle bir şey olabilir mi? Girdi fiyatları evet yükselebilir. Üretim düşebilir. Ee, hükümetin hataları olabilir de. Yani her gün her gün bir ürüne, bir gıda ürününe zam yapılabilir mi? Yapılıyor. Bir denetim yok. Arkadaşlar denetim yok. Eğer denetim gerçek anlamda olsaydı bakın gıda gıdada hile yapan ki en büyük hilelerden bir tanesi gıdada yapılıyor. Gıdada hile yapanı terör suçundan alacaksınız. Başka bunun yolu yok. Ceza kesiyorsunuz, ödüyor, devam ediyor. Biz neler gördük, neler. O yüzden gıda konusunu çok önemli hale getireceksiniz. Şimdi gıda fiyatlarını düşürmek istiyorsanız bakın bunu Tarım Bakanlığı'nda danışmanlık yaptığım dönemde de ifade etmiştim. Eğer e, gıda fiyatlarını düşürmek istiyorsanız ne yapmanız gerekiyor? Önce biliyor musunuz? Bu üreticiden tüketiciye hep böyle siyasilerin dilinde güzel cümle olarak söylenir ya, üreticiden tüketiciye üretimden sofranıza vesaire filan. Arkadaşlar işte bu üretimden tüketime olan o zinciri daraltmanız. Yani aradakileri çıkarmanız. Arada yüzlerce insan var. Şöyle mesela Adana'da karpuz üretiyorlar değil mi? Adana'da karpuz. Gidiyor esna alıcı tüccar gidiyor. 1 liraya alıyor bunu. 1 liraya alıyor. Hemen bir başka yerde 2 liraya satıyor. Orada diğeri alıyor 5 liraya satıyor. İstanbul'a gelene kadar mesela bu oluyor 20 lira kilosu mesela 20 lira. Şimdi bu ne oluyor? Maliyet biniyor arkadaşlar. Yani üretiyor esasında üreten kişi bir şey kazanmıyor. Yani kazansa bile çok az kazanıyor ama ondan alan ürünü en az 5-6 kişi o üreticinin üzerinden para kazanıyor. Kar koyarak para kazanıyor. Kaybeden kim oluyor? Tüketici. Yani o tüketici normalde 2 liraya 3 liraya alacağı şeyi 20 liraya almış oluyor. Araya o kadar insan giriyor. Dedik ki bunu kısaltın. Adını vermeyeceğim. Bir bakan dedi ki, buna gücüm yetmedi. Evet, buna gücüm yetmedi. Niye? Çünkü bakın, bakanlığı bile aşan bir konu olduğunu açık ne şekilde söyledi. İşin içerisinde mafyası var, işin içerisinde küresel şirketleri var, işin içerisinde hatırlı insanlar var o zincirin bir türlü kırılmasını istemiyor. Fiyatlar o yüzden düşmüyor. Bilerek göz yumluyor. Bunu söyleyeyim. Yani bütün dünyada bilerek göz yumluyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne bakıyorum. Et fiyatları yükseliyor. Yumurta fiyatları yükseliyor. Almanya'ya bakıyorum. Tabii Türkiye'ye göre az olabilir, düşük olabilir ama yükseliyor. Yani bu yerinde durduğu anlamına bütün Avrupa'da, bütün Avrupa'da et fiyatları yükseliyor. Bilinçli şekilde yükseltiyorlar. Niye? Yapay ete gitsin diye. Şimdi ee, bakın dedik ki yapay bir e, kıtlık oluşturmak istiyorlar Türkiye'de. Yapay bir kıtlık üzerinden ve gıda sıkıntısı bakın yetmiyor gıda diyerek efendim sentetik gıdaları hayatımıza sokacaklar ve dolayısıyla insanları bu açlıkla sefaletle terbiye edecekler ve kontrol altına alacaklar. Aç kalan, sefalet içerisinde yaşayan ve e, insan ne yapar? Biat eder, biat. Yani e, o kendini yönetene biat eder. Bu bütün dünya için de geçerli. Sadece Türkiye için değil. Ve açlık, sefalet insanın en zaaf yeri işte bugün Gazze'de ne yapıyorlar? Gazze'de açlık bir silah olarak kullanılıyor. O yüzden de bunu asla ve asla yabana atmayın. Şimdi değerli dostlar son günlerde yine baktığımız zaman başka fiyatlar da var. Mesela diyorlar ki işte bu e, efendim büyük baş hayvan, küçük baş hayvanın beslenmesi, yemler pahalı. Doğru pahalı ve pahalı da bunu işte denetleyecek, bunu organize edecek hükümet efendim Bizde de hata var. Yani biz yetiştiriciler, özellikle köyde yaşayanlar, kırsalda yaşayanlarda da bir takım hatalar var. Artık eskisi gibi üretmiyorlar ve rahatlığa alışmışlar. Pahalı her şey deyip işin içerisinden çıkıyorlar. Biz de harekete geçmemiz gerekir diye düşünüyorum. Ve dolayısıyla ne yapmamız gerekiyor? Şimdi her zaman söylediğimiz bir söz var. Değerli dostlar, bu, bu arada çalışıyorum, ona da bakalım, çalışıyormuş evet. Şimdi tabii çözüm çözüm açısından e, ne yapılabilir? Bunu da söyleyeyim. Hep altını çizdik. Harım arazisi alın arkadaşlar. Eğer e, elinizde imkan varsa, eğer köyünüzde tarlanız, tumbunuz, yeriniz, yurdunuz varsa satmayın. Bakın bunu net olarak altını çiziyorum. Ve satmayanlar kazandı, alanlar kazandı. Satmayın, dursun. Ve bir gün sebze yetiştirmeyi, meyve yetiştirmeyi, hatta ve hatta arpay, buğday yetiştirmeyi öğrenin arkadaşlar. Bu zaman gelecek. Bakın bu zaman gelecek. Bir, iki... Eğer kırsalda yaşıyorsanız Allah rızası için en az bırakın başkasına üretmiyorsanız da kendinize yetecek kadar iki tane ineğiniz olsun. Hayvan besleyin. Bakın hayvanınız olsun. Ya yağını, sütünü yiyin. Bakın bunlar daha sonra emin olun size öyle bir servet kazandıracak ki sizin öyle bir servetiniz olacak ki yani servet dediğim kimseye muhtaç etmeyecek sizi. Bir zaman gelecek ki bakın bu gıdaya erişme imkansız gibi gözükecek olacak. Ha, bu arada şunu da söyleyeyim, kıtlık diyoruz ya kıtlık. Kıtlığı sadece yani gıdanın ortadan kaybolması, gıdaya gıdanın bulunmaması olarak anlamayın. Kıtlık demek aynı zamanda eğer gıdaya ulaşamıyorsanız, paranız olduğu halde ya da paranız olmadığı halde gıdaya ulaşamıyorsanız o da bir kıtlıktır. Bakın, gıda vardır ama siz alamıyorsunuz. Mesela eti. Şimdi e, fakir diyorsunuz, e, işte normal e, hayat standartlarına sahip insanlar. Yani etin kilosu atıyorum 1000 liraya, 2000 liraya, 3000 liraya çıktığı zaman bir ortalama insan alıp yiyebilir mi? Yiyemez. E nedir? Ona göre kıtlıktır. O yüzden böyle bir ortam oluşturmak istiyorlar. Buna dikkat etmek lazım. Bu zincir nasıl kırılır? Diğer bir proje. Bilgeys'in yine bir projelerinden bir tanesi. Bunu Türkiye üzerinde de uygulamak istiyorlar. Bakın şirketler eliyle, şirketler eliyle bunu Türkiye'de tekelleştirmek. Yani gıdayı, eti tekelleştirmek. Zira Aile çiftliklerini bunun için yok ediyorlar. Hem Avrupa'da hem Türkiye'de aile çiftlikleri bu yüzden ortadan kalkıyor. Onlar ortadan kalktığı zaman kime gidecek bu üretim şeyi? Şirketler devreye girecek. Geçtiğimiz günlerde hani hatırlayın ikinci evi, üçüncü evi olana ek vergi diyorlardı ya bakın mülksüzleştirme Türkiye'den başlamak üzere bu Gıda fiyatları da bakın açık söylüyorum yapay kıtlık projesi de Türkiye'den başlatılmak isteniyor. O yüzden gıda fiyatları normal değil. Gıda fiyatlarına bilerek isteyerek göz yumuluyor diye düşünüyorum. Bakın göz yumuluyor diye düşünüyorum. Aksi takdirde bu konuda net önlemler alınır ve her gün süt ürünlerine özellikle süt ürünlerine zam yapılamaz. Her gün zam yapılıyor diğer gıdalara da. Bir markette aynı gıda şu fiyat bir markette bu fiyat. Böyle bir şey olmaz. Evet serbest piyasa efendim kapitalizm vesaire rekabet de böyle bir şey olmaz kardeşim. Herkes istediği zaman kafasına göre zam vuracaksa hükümet ne iş yapar? Yani otorite olmadıktan sonra millet kendi kendini mi yönetecek? Yani dolayısıyla burada bir akıl bunun önünü açıyor. Gıda fiyatlarının yükselmesine göz yumuyor dikkat etmek lazım. Dikkat etmek lazım. İnsanların bu kadar yiyeceğiyle, içeceğiyle ve beslenmesiyle oynanmamalı lazım. Oynanmamalıdır. Yine şimdi size bir şey daha örnek daha vereyim. Biliyorsunuz Dünya Sağlık Örgütü bir küresel pandemi tüzüğü hazırlıyor. Bu tüzüğün içerisinde hayvancılığın ne işi var? Bunu daha önce de size söyledim. Hayvancılık maddesi var. Yani Dünya Sağlık Örgütü artık hayvanlarla ilgili araştırmalar da yapacak. Onların işte zararlarıydı, efendim karlarıydı, efendim nereye gideceğini bilmiyorum. Ya hayvancılığı da beslenmeyi de beslenmeyi de onun içerisine aldı. O tüzüğün içerisine aldı beslenmeyi. Bu bilerek yapılıyor. Bilgeys'in söylediği cümleyi tekrar edin. Et tüketimini 2030'a kadar sıfırlayacağız, sıfıra indireceğiz diyor. E o e, Dünya Sağlık Örgütü'nün en büyük finansörlerinden biri kim? Bilgeys. Şimdi bakın burada ne yapılmak istendiği açık ne şekilde ortada ve mümkün olduğu kadar dediğim gibi toprak, arazi, tarım arazisi alın ve bahçenizde, evinizde, şehirde bahçeniz varsa bahçenizde bitki yetiştirmeye öğrenin. Bahçenizde salatalık yetiştirmeye öğrenin. Bakın domates, diğer bitkileri mutlaka öğrenin. Buna ihtiyacımız var diyorum. Diğer taraftan işte İstanbul civarında, başka iller civarında tarım arazileri vardır. Alın. Mutlaka bir yeriniz olsun diyorum. Önümüzdeki günlerde gıda fiyatları altın fiyatlarını geçecek. Değerli dostlar her şeye rağmen ümitsiz olmayın. Bakın bunu tekrar tekrar altını çiziyorum. Umudunuzu yitirmeyin. Yani herkesin bir planı varsa Allah'ın da bir planı var. Bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.